Mehtap Yılmaz. Saçlarını sarıya boyamakla olmaz bu işler, Wilders. Erdoğan'la aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum. Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin diye reise açıktan kılıç çeken Geert Wilders neyin kafasını yaşıyor? Neden Türkiye'deki referandumla bu kadar ilgili? Neden referandumda hayır diyecek olan PKK ile FETÖ ile yan yana duruyor? neden hileri tasmalı alman ortağı hayırsızlarla kol kola giriyor neden referanduma burnunu sokan adolf merkelle birlikte cumhurbaşkanımıza muhalefet ediyor reis bunlara ne yaptı çarklarına çomak mı soktu Orta Doğu masasında bizi ordör yapmalarına mı engel oldu? Ülkemizi cetvelle çizip PKK'ya yem diye sunmalarına mı mani oldu? Niye durduk yerde Türkiye'nin paçalarını ısırıyor Wilders? Üstelik Hollanda Türklere ve Müslümanlara karşı yeteri kadar sabıkalı olduğu halde. Hatırlayalım, Srebrenica katliamında 1992 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü çatısı altında Bosna'da görev yapan Hollandalı askerler sözde güvenlik gerekçesiyle Müslüman boşnakların ellerindeki silahları toplamışlardı. Sonra da bu silahsız ve koruması bıraktıkları Müslümanları bile bile Sırpların eline teslim etmişlerdi. Bize karşı işledikleri bu savaş suçu, insanlık suçu karşısında bir özür dilemeyen Hollanda bu kez milletin üzerine köpeklerini saldı. Uluslararası kuralları çiğneyerek Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırmadı. Bakanımız Fatma Betül Sayan'ı elçiliğe sokmadı. Kendi ülkesi söz konusu olduğunda başka bir milletin unsurlarına tahammül edemeyen Hollanda'ya sormak lazım. 1945 yılında Endonezya'da ne işi vardı? Endo Endonezya'da yaptığı vahşi katliamları neden yaptı? Ülkesinde bir tek yabancı unsura tahammül edemeyen bu faşistler kendisiyle sınırı dahi olmayan Endonezya'da neden soykırım yaptı? İşte Hollanda'nın Endonezya soykırımından bir kareyi aşağıda göreceksiniz. Hollanda'nın geçmişini yüzüne vurma zamanı. Geert Wilders'ın makyajını silme vakti. Bir kere bu herif saf kan bir Hollandalı değil. Bu illeti Hollanda'nın başına musallat eden anası Endonezya kökenli bir Yahudi aileden geliyor. Karısı ise Macar. Dahası saçları da sarı falan değil aslında bildiğiniz siyah. Ama milliyetçilik oynadığı için saçlarını cırtlak civciv sarısına boyatıyor. Zaten bilenler bilir. Hollanda'da Wilders'ın arkasında sadece Yahudiler duruyor. Yani milliyetçilik falan bahane Wilders'ı gerçekte Yahudiler finanse ediyor. Yahudiler destekliyor. Yani Wilders'ın vahşi İslam düşmanlığının nedeni Yahudi faşizmi. Asıl harika olan bu değil mi? Wilders, saçlarını boyamakla olmaz bu işler. Kamuflajla olmaz. Geçmişinle yüzleş de gel. Not, eşcinsellerin evlenebildiği bu yüzden geç nüfusun eridiği uyuşturucunun serbest edildiği bir ülkedir Hollanda. Mehtap Yılmaz, Yeni Akit